Merhaba değerli arkadaşlarım. An itibariyle tarih derslerine de başlamış bulunmaktayız. Peki hangi konuyla başlayacağız? Tarih ders kitaplarını açtığımızda karşımıza çıkan ilk ünite ne ise onunla başlayacağız. Tanıştırayım. Bugünkü dersimizin konusu tarih bilimine giriş. Sevgili arkadaşlarım, biz tarih bilimine girerken evvela tarihin tanımını yaparız. Peki neden? Çünkü bu tanım üzerinden sorular türetiriz. O halde hemen tarihi tanımlayalım. Nedir tarih? Tarih, geçmişte yaşamış insanların her türlü faaliyetlerini yer ve zaman belirterek, tekrarlar mısınız lütfen? Yer ve zaman belirterek neden sonuç ilişkisi içerisinde, az sonra bu maddelerin her birini analiz edeceğim, ona göre neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilimdir diyoruz. Şimdi madde madde yazdık, bütün halinde okuyalım. Tarih nedir? Tarih, geçmişte yaşamış insanların her türlü faaliyetlerini yer ve zaman belirterek neden sonuç ilişkisi içerisinde ve belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilimmiş. O halde gelin hemen sorularımızı türetmeye başlayalım. İlk sorumuz şu: bir olayın tarihin kapsamı içerisinde ele alınabilmesi için verilenlerden hangileri gereklidir? Değerli arkadaşlarım, bir olayın tarihin kapsamı içerisinde ele alınabilmesi için evvela bu olayın üzerinden belli bir zamanın, sürenin geçmiş olması gerekir. Aynı zamanda bu olayla ilgili yer ve zamanın mutlaka ama mutlaka belirtilmiş olması gerekir. Şayet tarihi olaylarda yer ve zaman belirtilmezse bu tarihin kapsamından çıkar, masal ve hikayeye dönüşür. Örneğin şöyle bir tarih cümlesi olamaz: bir zamanlar bir yerde bir savaş oldu. Böyle bir tarih cümlesi olmaz. Mutlaka ne olması gerekiyormuş? Yer ve zamanın belirtilmiş olması gerekiyormuş. Devam ediyorum ikinci sorumla. Soru şu: tarihin bir bilim haline dönüşmesinde etkisi en fazla olan faktör hangisidir? Değerli arkadaşlarım, tarihin bir bilim haline dönüşmesinde etkisi en fazla olan faktör olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisidir. Bakın değerli arkadaşlarım, tarihsel süreç içerisinde bir olayın sonucu başka bir olayın nedeni olabilir. Ne demek istediğimi bir örnekle açıklayayım. Mesela Türklerin ana yurdu neresiydi? Orta Asya. Biz burada at biner, kımız içer, kopuz eşliğinde lir söylerken ne oldu? Orta Asya'da ekonomik, sosyal, siyasi bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Bu sıkıntılardan dolayı Türkler Orta Asya'dan kitleler halinde Avrupa'ya göç ettiler. Tarihteki bu büyük göç hareketliliğine biz kavimler göçü adını verdik. Kavimler göçü sonucunda Avrupa'da yeni milletler ortaya çıktı. Hatta Avrupa'daki büyük bir imparatorluk, Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Bakın sanki burada böyle kavimler göçünü anlatmışım gibi bir durum ortaya çıktı. Ama benim burada asıl vurgulamak istediğim şey olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisi. O halde analize başlıyorum. Örneğin Batı Roma'nın yıkılışını bir sonuç olarak düşünecek olursanız, Batı Roma'nın yıkılmasında etkisi en fazla olan faktör nedir? Kavimler göçüdür. Kavimler göçünü bir sonuç olarak düşünecek olursak, bunun en önemli nedir? Orta Asya'daki ekonomik, sosyal, siyasi sorunlardır diyeceğiz. İşte olaylar arasındaki bu sebep-sonuç ilişkisi ne yapmıştır? Tarihi bir bilim haline dönüştüren en önemli faktör haline dönüşmüştür. Değerli arkadaşlarım, bir başka soru: tarihi bir olayda objektifliğin sağlanabilmesi için verilenlerden hangisi gereklidir? Değerli arkadaşlarım, tarihi bir olayda objektifliğin sağlanabilmesi için mutlaka o olayla ilgili elimizde belgelerin olması gerekir. Aksi halde nesnel bir tarih bilgisine ulaşmış olamayız. Evet, tarihin tanımını yapmaktan daha ziyade böyle bilginin suyunu çıkarttık adeta. Bir sürü soruya muhatap olduk. Ben buradan alacağımı aldım. Devam ediyorum. Neyle? Tarihin konusuyla. Tarihin konusu nedir? Burada da teknik bir tanım yapacağım. Değerli arkadaşlarım, tarihin konusu geçmişteki insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan her türlü olay ve olgulardır. Bir kez daha söyleyelim. Tarihin konusu nedir? Geçmişteki insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan her türlü olay ve olgular. Şimdi burada dikkat ederseniz iki tane önemli kavram ön plana çıktı. Biz de bu kavramların üzerine yoğunlaşalım. Önce soruyorum, tarihi olay nedir? Değerli arkadaşlar, tarihi olay tarihsel süreç içerisinde tek tek yaşanmış hadiseler, vakalardır. Bir örnek vermek gerekirse diyorum ki Malazgirt Savaşı 1071 yılında yapıldı.
1071 yılında yapıldı. Soruyorum sana, 1071 yılında yapılan başka bir Malazgirt Savaşı var mı? Yok. O zaman Malazgirt Savaşı tarihte bir nedir? Tektir kardeşim. Şimdi olay ile olgu çok karıştırılır. O yüzden ben burada biraz daha detaya girmek istiyorum. Örneğin olayda yer ve zaman belirtilir mi diye soruyorum. Bakıyorum Malazgirt Savaşı nerede yapılmış? Muş'un Malazgirt ilçesinde. Demek ki yer belirtilmiş. Aynı zamanda ne zaman yapılmış? 1071 yılında. O halde zaman da belirtilmiş. Demek ki tarihi olaylarda yer ve zaman belirtilir. O halde tarihi olgu dersek buralarda yer ve zaman belirtilir mi? Hayır diyeceğiz. Tarihi olayların bir başlangıcı ve sonu vardır. Mesela Malazgirt Savaşı bir zamanlar olmuş, bitmiş bir olaydır. Ama tarihi olgu günümüzde de devam ediyor olabilir. Şimdi olayla ilgili söylemem gereken şeyler bunlar. Sıra geldi olguya. Olgu ise tarihi olaylar zinciri sonucunda ortaya çıkan bir sonuçtur. Bir olay, sonra başka bir olay, sonra başka bir olay derken bu olaylar zinciri sonucunda ortaya bir sonuç çıkacak. Biraz daha somut bir örnek vermek istiyorum. Bu arada örnek verirken tarih bilginizin de gelişmesini sağlıyorum. Sadece bu derste bile denemelerdeki netleriniz ciddi anlamda artabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar, hafızanızı bir yoklayın. Anadolu'ya kalıcı anlamda yerleşme amacı güden ilk akınlar Büyük Selçuklu Devleti zamanında başlamıştır. Ve Anadolu'da ilk yurt edinmek için yapılan savaşın adı Pasinler Savaşı'dır. Pasinler Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere aralanmıştır. Henüz açılmamıştır. Peki hangi savaşta Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır? Malazgirt Savaşı ile. Daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Bizans'ta Mirya-Kefalon Savaşı yapılmıştır. Şimdi Mirya-Kefalon Savaşı ile de Anadolu kalıcı bir Türk yurdu haline dönüşmüştür. Şimdi Pasinler Savaşı bir olaydır. Malazgirt Savaşı bir olaydır. Mirya-Kefalon Savaşı bir olaydır. Bir de bu olaylar zincirine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç vardır. Mesela nedir? Anadolu'nun Türkleşmesi. Peki bu bir olay mıdır? Hayır. Bu olaylar zincirine bağlı olarak ortaya çıkmış bir sonuçtur diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir başlangıcı ve sonu tam olarak yok. Mesela Anadolu ne zaman Türk yurdu olmaktan çıkacak? Kardeşim Anadolu ileride ve Türk yurdu olarak kalacak. Evet, olay ve olguyu da burada tanımladık. Şimdi devam ediyorum tarihin amacıyla. Tarih biliminin amacı nedir? Tarih biliminin amacı. Tarih biliminin en önemli amacı insanlarda millet olma bilinci uyandırmasıdır. Şimdi biliyorsunuz insanlar ortak bir kültür ya da tarih etrafında birleşince ne olur? Millet olurlar. Dolayısıyla bir milletin oluşmasında etkisi en fazla olan faktör tarih bilimidir desek yeridir. Aynı zamanda tarih geçmişten hareketle gelecekle ilgili çıkarımda bulunmamızı sağlar. Bizim muhakeme gücümüzü artırır. Bir daha söylüyorum, geçmişten hareketle gelecekle ilgili çıkarımlarda bulunmamıza katkı sağlar. Başka amaçları var mıdır? Elbette ki vardır ama bunlar bize yeter. Devam ediyorum neyle? Tarihin özellikleriyle. Tarih biliminin özellikleri, tarihin özellikleri diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ilkokuldan beri biz bunları biliyoruz aslında ama burada hızlı bir üstünden geçiyoruz. Tarih biliminde her şeyden önce fen bilimlerinde olduğu gibi deney ve gözlem yapılamaz kardeşim. Deney ve gözlem yapılamaz. Neden? Çünkü tarihi olaylar tekrarlanamaz. Tekrarlanamaz. Peki neden tekrarlanamaz? Çünkü geçmiş geri getirilemez ki. Bakın sevgili arkadaşlarım, burada dersi bölüyorum, size bir nasihatta bulunmak istiyorum. Bakın bugünün telafisi yok arkadaşlar. Bugünü bir kez daha yaşama imkanımız yok. O yüzden çalışmalarınızı ve hayatınızı bu slogan üzerinden mutlaka yeniden rektefe edin. Bir gün vardır, o da bugündür. Kardeşim herkes yarın ne yapacağıyla ilgili planlar, program yapıyor. Sen boş ver onu. Sen bugün ne yapacağına bak. Çünkü bugünün tekrarı yok. Tekrar bugünün tekrarı, geçmişin tekrarı olur mu? Olmaz. O yüzden tekrar yapılamazsa deney ve gözlem de yapılamaz kardeşim. Aynı zamanda tarih biliminde böyle mutlak bilgiye ulaştım diye arkadaşlar nara atılamaz. Mesela elemanın birisi çıktı dedi ki tarihte İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Bu bir bilgiydi ama aradan zaman geçti, başka bir belge bulundu. Dediler ki kardeşim tarihte İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarlarıdır dendi. Ne oldu? Değerli arkadaşlarım, bilgi değişime uğradı. O yüzden bir yeni bir belge geldiği zaman eski bilgi ne olur?
tarih olur. Tamam mıyız? Evet, tarihin özelliklerini de söyledik. Tarih bir bilim. Bu bilimin bir de kendine ait bir takım ilkeleri, yöntemleri vardır. Öyle değil mi? Şimdi de sıra geldi tarihin yöntemlerine. Değerli arkadaşlarım, şimdi siz tarih ile ilgili bir eser ortaya koymak isterseniz izlemeniz gereken bazı adımlar var. İşte bu adımların hepsine birden biz tarihin yöntemleri adını veriyoruz. Tarih yöntemi adını veriyoruz. Peki nedir bu adımlar? Tarihi bir eser ortaya koyabilmek için önce siz ne yaparsınız? Kaynak araması yaparsınız. Bu kaynak arama faaliyetine biz tarama faaliyeti adını veriyoruz. Bu arada tarihte kaynaklar bildiğiniz gibi ikiye ayrılır. Nedir onlar? Birincil kaynaklar vardır, bir de ikincil kaynaklar vardır. Birincil kaynaklar olayın gerçekleştiği döneme ait kaynaklardır. İkincil kaynaklar ise o döneme yakın bir dönemde elde edilmiş belge ve bulgulardır diyebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse, atıyorum Çinliler ile Hunlar arasında bir savaş yapılmış. Fakat bu savaşa dair ne Çin kaynaklarında ne Hun kaynaklarında bir bilgi yok. Ama bir bakıyorsunuz başka bir dönemde yaşamış Bizans kaynaklarında bu savaşla ilgili bir bilgi var. O zaman bu ikincil kaynak olarak tanımlanabilir. Tabii sizin elde etmiş olduğunuz kaynak kullanılan malzemenin türüne göre de farklı şekilde sınıflanabilir. Mesela bu kaynaklardan kimileri yazılıdır, kimileri sözlüdür. Öyle değil mi? Yazılı, sözlü olabilir, görsel, işitsel olabilir, görsel, işitsel kaynak olabilir ya da kalıntı olabilir. Şimdi yazılı kaynaklar nelerdir? Elbette ki işte fermanlar, mühürler, gazeteler, dergiler. Bunlar yazılı kaynaklardır. Sözlü kaynaklar denilince aklımıza destanlar, efsaneler, şiirler gelir. Görsel deyince işte CD, DVD gibi görsel kaynaklar gelir. Kalıntı deyince de tabii ki arkeolojik buluntular aklımıza gelir. Şimdi buradan hemen soru türeteceğim. Diyorum ki tarihi çağlarla ilgili en önemli kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap yazılı kaynak. Tarihi çağlarla ilgili en önemli kaynak türü yazılı kaynaklardır. Peki tarih öncesi çağlarla ilgili en önemli kaynak nedir? Arkeolojik buluntulardır diyeceğiz. Evet, ne yaptık? Tarihi bir eser ortaya koymak istiyoruz. Önce kaynak araması yaptık ve buna ne dedik? Tarama faaliyeti dedik. Daha sonra elde etmiş olduğumuz kaynakları değerli arkadaşlarım tasnif edeceğiz.